Merhaba değerli Aksaraylılar. Bir Aksaray Keşfet programında daha beraberiz. Bugünkü bölümümüzde çok ekstra faaliyetlerimiz var. Hasan Dağ zirveye çıkacağız. Yalnız bu çıkışta sadece çıkın değil, zirve kampı yapacağız. Gece zirvedeyiz. Sabah dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Ayrıca zirve belediyemizde hatıra altına oraya gideceğiz. Gördünüz, anlatılacak. Şimdi bu yürüyüş başlamadan hazırlıkla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum size. Daha doğrusu teknik ekipmanlar önemlidir. Bunlar içerisinde ayakkabı, pantolon, gömlek, şapkalar, şapka, gözlük, güneş kremi, elcekler, batonlar, sırt çantası, matlar, uyku tulumları, çadırlar. Evet, bu ekipmanların tamamından bahsetme gibi şansımız yok ama geçelim bir anlatayım. Kaymayacak olması bu ayakkabı. Hayat içinde gezeceği için parçalanacaktır. Elcekler, yürüyüşümüz tahmini 28 saat, iniş 5 saat, 4 saat olacağı için 3 saat baton tuttuğunda elleriniz zarar görebilir, su toplayabilir. Onun için elcek kullanıyoruz. Gün içerisinde 34'e kadar çıkacak. Bir de olduğumuzu düşünürsek bu daha da etkili olacak. Onun için şapka ve güneş kremi sürüyoruz. Batonlarımız bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Özellikle kayalık zeminlerde hareket etme olanağımızı tutanak vazifesi görerek kolaylaştırıyor. Onun dışında tozluklarımız var. Karda yanımıza kar girmesin, ıslanmasın. Taştep ve çarşaflı bölgelerde ise kontrollü kaya toz girmesin diye onları kullanıyoruz. Tabii kışınki teçhizatımız yine ona göre değişiyor. Burada önemli olan şeylerden biri de bir dağa çıkıyorsanız kesinlikle pamuklu kıyafet giymemeliyiz. Sebebi şu ki birincisi terletir, ikincisi tuttuğu teri bırakmaz. Üzerinizde ıslak kalır ve bu sizi hastalatır. Onun için daha teknik malzeme tutmayı tutsa bile dışarı atan malzemeleri kullandığınız zaman çok daha sağlıklı olur. Yürüyüşümüze şimdi başlıyoruz. 4 kişi olarak çıkacağız, kampımızı yapacağız, ineceğiz. Yukarıda görüşmek dileğiyle. Dağlar bir ekosistem ve yaşam alanıdır. Sadece üzerinde dağcıların spor yapması için ortam barındıran bir yer değil, yamaç paraşütçüsü için, ultramaraton koşucusu için, bisikletçi için de bir spor alanıdır. Ayrıca doğadaki vahşi yaşamda bulunan hayvanlar için, yılkı atlar için, yılanlar, tilkiler, domuzlar, bütün canlılar için bir yaşam alanı, bir besin kaynağı ortamıdır. Dağlarda tırmanırken yükseklik arttıkça bulunan bitki çeşitliliği de artar. Sarı çiçekler, beyaz çiçekler, pembe çiçekler, mor çiçekler mevsimine göre çeşitlilik gösterir. Merdivenin basamakları gibi kademe kademe, basamak basamak bitki örtüsü de değişir. Dağlar yaşam alanları barındırır. Yarıklarında, vadilerinde, inlerinde yükseklik ve bulunduğunuz yamacın yön farkına göre birçok habitatı içinde barındırır. Sadece hayvanlara mı? Hayır. Yaylacılar için de bir yaşam alanıdır. Aksaray'daki en güzel yaylalardan birkaç tanesi Helvaderen'in kullandığı Sarıgöl Yaylası ve Karkın kasabasının kullandığı Yardıbaşı Yaylası'dır. Hatta aracınızla buralara geldiğinizde yaylacılardan taze ve tamamen doğal tereyağı, peynir, süt gibi gıda maddelerini de alma şansınız var. Dağlar bütün canlılar için bir habitat, bir yaşam alanı sağlar. Kimisi
ömrünü geçirir. Orada yetişen bitkiler ve yaşayan yabani hayvanlar gibi. Kimisi mevsimliktir, yaylacılar gibi. Kimisi ise günübirlik veya birkaç günlüğüne gelir. Biz dağcılar gibi. Değerli dostlar, tırmanışımız devam ediyor. Saatimiz 4. Yaklaşık 4 saattir tırmanıştayız. Yüklerimizle, tabelamızla, çantamız, yiyeceklerimiz. Tahmini olarak çantamın ağırlığı, çadır uyku tulumu, yaklaşık 5 litre suyum, yiyeceklerim 20 kilo civarı. 7-8 kilo da tabelam var. Yaklaşık 25-30 kilo civarında yükle. Yakında devam ettik. Zirveye kadar da çıkacağız. Bulunduğumuz bölge Hasan Dağı'nın hemen hemen. Tabii bunu özellikle görmenizi istedim. Yakın mesafeden Hasan Dağı Aksaray'dan görüldüğü gibi değil. Çok daha farklı. O bütün görülen kayalar daha küçük parçalar halinde. Geldiğimiz yarık Yılankar. Hemen soldaki büyük kaya parçası Damla Kaya olarak bilinir. Bizim kamp yerimiz de onun hemen arkası. Şu an kamp mekanımız zirve görünmüyor. Oraya çıkacağız. Tabii çıkarken yarım saat molalarla çıkıyoruz yüklü olduğumuz için. Normal bir dağcı buraya çıkacak olsa yaklaşık 5 saatte ve 3 molayla çıkar. Tabii biz güvenliği ön planda tuttuğumuz için her dağcının yapması gerektiği gibi emin adımlarla kendimizi sıkıntıya sokmadan burada başınıza ne gelebilir? Ufak bir şey sizin hayatınıza dahi mal olabilir. O tehlike olabilir. Bilekte burkulma olabilir. Bir çatlak olabilir, kırık olabilir. Dizlerinizde burkulma olabilir. Onları bırakın, çantanızın bir kolunun kopması, batonunuzun kırılması, bunların hepsi size büyük sonuçlara mal olur. Hayatınıza da mal olabilir, zirve tırmanışınızın iptaline de mal olabilir. Biz tüm bunları hesaba katarak ağır ve emin adımlarla, yarım saatlik molalarla ilerliyoruz. Tabii çıkarken çevreyi de gözlemliyoruz. Şu an kayalık bir bölgedeyiz. Çıktıkça çok hoş bitkilerle karşılaşıyoruz. Çiçek açma zamanı gelmiş olan kekikler var. Gelenlerimiz var. Altın otu var. Şifalı bir bitkidir. Onu toplarlar. Aktarlarda bulabilirsiniz. Adaçayları var. Dışında şahin otu var. Gözüme ilişenler. Çan çiçeği var. Çan çiçeğimiz endemik. Karyofilasiden birkaç tür var. Silene var. Silene cinsinden. Bu noktadan bu kadar. Bundan sonraki kaydımız büyük ihtimalle zirveden olacaktır. Yukarıda görüşmek dileğiyle.
Değerli Aksaraylılar, zirveye çok bir yolumuz kalmadı. Yıprandık, yorulduk. Şöyle baktığım zaman saat 5.30 olmuş. Tahminim 2 saat daha yolumuz var. Harika bir ortam, harika bir atmosfer. Arkadaşlarım şu an oturmuşlar, manzaranın keyfini çıkartıyorlar. Yüküm burada. Çiçeklerin arasında gevenler var. Umbelliferler var. Unutma beni çiçeği var. Şöyle göstereyim sizlere. Miyosotis. Unutma beni çiçeği. Bu çiçeğin aynı zamanda Aksaray'da endemik türleri de mevcut. Yukarıda görüşmek dileğiyle. Daha yukarı. Evet, saat 17.20 itibariyle tırmanışımızı bitirdik. 20-23 kilo büyük ağırlıklı tırmanış için. Tabii tabelamızın da biraz yapısı kaynaklı bizi zorladı. Bayağı zorladı tırmanırken dik yerlerde. Ama çok şükür en güzel tarafı da kazasız belasız bunu gerçekleştirmiş olmamız. Şu an yaklaşık 20 km bölü saat hızla yayılıyor. Rüzgar var. Üşütüyor bizi, terliyiz. Çadırlarımızı kuracağız. Akşam yemeğimizi hazırlamaya başlayacağız. Harika bir gün batımı var. Bütün ekip arkadaşlarıma ve Aksaray Belediye Başkanı Evren İnce'ye teşekkür ediyoruz. Akşam yemeğimizde tereyağlı kapak köfte var. Yorgunuz, açız ve bu aysız gecede çekilecek fotoğraflarımız var. İnsan zirvelere yaklaştıkça aslına, yani kendine daha çok yaklaşıyor. Bir de gece olduğu zaman beden istirahat edip ruh demini almaya başlıyor. Bu geceki timelapse çekimimize Neowise kuyruklu yıldızı takılıyor. Ekranda gördüğünüz gibi kuyruğuyla akıp gidiyor. Bizden 103 milyon kilometre uzaklıkta. Ve bir daha ziyaretimize 6766 yıl sonra gelecekmiş. Bu güzel anıyı da hatıra defterimize ekliyoruz. Ve birkaç samanyolu fotoğrafı daha çekiyoruz. Fotoğraflarımızı çektikten sonra 3268 metreden o eşsiz gün doğumunu da kayıt altına almazsak olmazdı. Ve bunu yaşamak da bedeli zorlu bir lüks. Bu benim şahsi olarak 3. zirve kampım. Diğer geldiklerimizde kimseyle karşılaşmamıştık. Ama bu zirve kampında Hasan Dağı'nın zirvesi bayağı kalabalık. Diğer zirvede 3-4 kişilik bir ekip var. Bizden çok daha önce gelmişler. Geldiklerimizde karşı zirvedelerdi. Biz 7.30 gibi geldik. Hatta bizden sonra da bir çift geldi. Saat 10-10.30 sularında. Yani 3 farklı ekip şu an kamptayız. Tahmini 5 veya 6 çadır kurulmuş vaziyette. Aksaray için gerçekten çok önemli bir değer.
ekoturizm olarak, tanıtım olarak Hasan Dağı üzerinde neler yapılabiliyor? Sadece dağcılık değil, tur kayağı, kampçılık, dağ bisikleti, özellikle yamaç paraşütü gerçekten uluslararası düzeyde hatta. Bu arada şunu da hatırlatalım, valiliğimiz bünyesinde her yıl dağcılık şenlikleri yapılmakta Hasan Dağı'nda, Temmuz, Haziran, Temmuz aylarında. Ayrıca Eylül aylarında mutlaka uluslararası bir yamaç paraşütü organizasyonu Hasan Dağı'nda yapılmakta. Ve ileride ulusal ve uluslararası düzeyde Hasan Dağı'nın ismi çok daha fazla duyacağımıza inanıyorum. Evet, sevgili seyirciler, zirve tırmanışımızı gerçekleştirdik. Belediyemizin hatıra tabelasını çimentoya sabitledik. Hatıra defterimizi, zirve defterimizi yazdık. Geceleyin video fotoğraf çekimlerimizi yaptık. Kahvaltımızı da yaptık. Birazdan yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce size bir de Hasan Dağı'nın hikayesinden bahsetmek istiyorum. Neden Hasan Dağı denmiş? Zamanında rivayet olur ki, zamanında Hasan Dağı'nda Hasan Dede adında bir ermiş yaşar. Tek başına. Aksaray merkezde de hamamda külhan beylik yapan Ali Baba vardır. Bunun ikisi arkadaş olur. Ali Baba Hasan Dağı'na Hasan Dede'yi ziyarete gelir. Ziyareti sırasında da mendilin içerisinde bir kor getirir. Sohbet süresince o kor o mendili yakmaz. İçin için yanar ama o mendili yakmaz. Sonrasında Hasan Dede iadeyi ziyarete gittiğinde o da Hasan Dağı'ndan kar getirir mendilin içinde. Bunlar sohbetini yaparken kar olduğu gibi durmaktadır. Lakin o sıra hamamdan çıkan bir bayana gözü ilişen Hasan Dede baktığı an, anlık bir olay tabii bu, mendildeki kar şıpır şıpır erimeye başlar. Ve bunun üzerine Ali Baba der ki, Hasan Dağı'nda tek başına ermişlik yapmak kolay. Asıl mesele böyle bir yerde ak topuklu kadınların arasında ermişlik yapmaktır der. Ve bu rivayet yıllar boyu Aksaray içinde anlatılır ve devam eder. Programımızın sonuna geldik. Ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. 4 kişilik bir ekiple çıktık. Yorucuydu. Çimentosundan tabelasına, yiyeceğine, suyuna, çadırına, uyku tulumuna... ama çok keyifliydi, eşsiz bir hatıraydı. Bu tarz faaliyetlerde hiçbir zaman unutmayın ki faaliyet ne kadar zor olursa hatırası o kadar kıymetli kalır. Doğada kalın, doğayla kalın. Görüşmek üzere. Unutulmamalıdır ki dağlar hiç kimse için sadece mutluluk değildir. Dağlar hiç kimse için sadece perişanlık değildir. Dağlar mevsimine, koşuluna, hangi amaçta olduğunuza göre, bulunduğunuz yüksekliğe göre size huzur da verir, size sıkıntı da verir, size ekmek de verir. Allah göstermesin ama size ölüm de verir. Önemli olan şu ki dağlar nimettir. Hasan Dağı da bizim Aksaray'ımızın nimetidir.